Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Dün yine volatilitesi yüksek bir gün yaşadık. Özellikle global piyasalarda devam eden çalkantı bizi de etkiliyor. Dün önemli bir veri vardı. O da biliyorsunuz ABD enflasyon tüketici enflasyon verisiydi. Manşet benzer beklentide gelirken çekirdekteki yüksek artış piyasalarda önemli bir dalgalanmaya yol açtı. Tabii buna paralel olarak aslında bizim çok yakından takip etmediğimiz ama piyasa son dönemdeki finansal piyasaları ilgilendiren kripto piyasalarında da ciddi bir volatilite yaşanmaya başlandı. O da bir süredir devam ediyor zaten. Dediğim gibi bizim alanımız değil hiç ama tabii ki artık yadsınamayacak büyüklükte bir piyasa ve orada gerçekten çok dramatik hareketler oluyor. Geniş bir piyasa biliyorsunuz. Farklı büyük coinlerin olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sürü de ne olduğunu hiçbir zaman anlayamayacağımız binlerce altcoin de var. Tabii ki buharlaşan para miktarları günlük bazda ya da aylık bazda çok büyük olduğu için yani 2-3 tane coin'in toplam piyasa değeri son bir ay içinde Türkiye hisse senedi piyasasının değerinden daha fazla azaldı. Yani 2-3 tane coin'den bahsediyorum. Diğer büyük Bitcoin, Ethereum gibi piyasalar değil. İşin sonucunda tabii ki bunlar da farklı şekilde piyasalara sirayet ediyor. Çünkü konu hep likidite. Yani geçen sonbahardan beri bu yaşadığımız Amerikan Merkez Bankası'nın piyasalardaki parasal sıkılaşma hareketinin başlamasıyla önce tahvil alımlarının azaltılması, sonra faiz artımlarının başlaması ve bundan sonra da Mayıs ayında da yani Mayıs ayının sonunda Haziran'da başlamasını beklediğimiz bilanço küçültme hareketiyle bu likidite ciddi şekilde azalmaya başladı. Hani ciddi ama henüz çok daha büyük rakamlarda değil. Neden? Çünkü açıkçası dünyadaki para arzı pandemi sonrasında tüm merkez bankalarının ortak hareketleri sonucunda çok ciddi şekilde artmıştı ve bu artış sonucunda oluşan değerde yeni arzda bütün varlık sınıflarının fiyatlarının şişmesine sebep oldu. İşte bu kriptoların ondan sonra hisse senetlerinin vesaire çok ciddi şekilde rally yapmasına sebep oldu. Bunun bir düzeltmesini yaşıyoruz. Bu bir sürede devam edecek. Enflasyon peak edip biz önümüzü görmeye başladığımız yani global olarak aslında biz dediğim global olarak ülkelerin bu tepe noktasıdır artık. Bundan sonra yavaş yavaş enflasyon momentum kaybedip azalma yoluna girer gözükmeden bu çalkantılı dönemin devam edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Burada baktığımızda para birimlerinde dolar bariz bir şekilde daha avantajlı olarak öne çıkıyor. Diğer merkez bankaları çok daha geriden önümüzdeki dönemdeki faiz artışlarına baktığımızda Fed'in çok daha önden hareket ettiğini görüyoruz. Diğer ekonomilerde, büyük ekonomilere baktığımızda Avrupa Birliği ekonomisi, Japonya vesaire daha kötü bir dönemden geçeceği için doların bu para birimlerine karşı daha değerli kalıyor olması mantıklı. Yani para birimleri konusunda seçim yaparken de nadir de olsa böyle sorular geliyor. Dolarının dominansının hem faiz avantajından dolayı hem de ABD ekonomisinin göreceli olarak daha az küçülmesini beklenilmesinden dolayı daha avantajlı bir para birimi olarak devam ediyor. En çok şaşırtan para birim varlık sınıfı ne? Altın.
Tabii ki yüzyıllardır altının bir enflasyon koruması olarak algılanmıştı. Ama çeşitlenen varlık sınıfları altının bu görevini bu son 50 yıldaki ikinci en yüksek enflasyon döneminde çok yerine getiremediğini görüyoruz açıkçası. Burada da dediğim gibi mesela birçok yeni nesil için kripto paraların olması altın yerine geçen bir kendilerince tabii ki ispatlanmış değil ilk tecrübesinden geçiyor kripto paralarda. Bir enflasyon hece olduğu düşünülcesi ya da savunması var. Ama altında oldukça zayıf bir seyirden geçiyor. Bizde tabii ki genelde gram altına bakılıyor ama ons altına baktığımızdan beri yılbaşından beri sadece %1 yukarıda. Gram altın tabii ki bizdeki TL devalüasyonuyla hareket ettiği için yılbaşından beri %16.8 yukarıda gözüküyor. Diğer yandan Nisan ayı hisse verileri geldi, yabancıların satışları. Bu aralıktan beri her ay satma olduğu gibi Nisan ayında da satmaya devam etmişler. Bunu zaten biz ay içinde de takas verilerinden görebiliyoruz. Azalan yabancı takas oranından görebiliyoruz. Detayları Murat bahseder. Ama dediğim gibi hisse değişimleri oluyor. Dediğim gibi konjonktürel, yabancılar konjonktürel bakmayı devam ederler. Bazı sektörler global temalarla portföylerini oluşturuyorlar. Dünyanın bir yerinde demir çelik sektörünün daha avantajlı olacağını görüyorlarsa demir çelik sektörü hisselerini dünyanın her yerinde alırlar. Rafineri hisselerini, hava yolları hisseleri. Bunlar genel temalarla ülke temalarından daha öne çeken yatırımlardır. Çok net bir şey ben görmedim açıkçası baktığım isimlerde o tip bir şeyde ama işte bizim spesifik zaten baktığımızda kendi ülke hikayemizde dolarla iş yapan, bilançosu dolar olan ki bu farklı bir olay. Yani Ereğli'nin dolar bilançosudur ama onun dışında alış ve satışları tamamen dolara bağlı olan başka şirketler de var. Dolar bilançosu olmasa bile. Bunların avantajlı olacağı bir ülke. Çünkü bir dönemden geçiyoruz. Çünkü TL konusunda büyük bir belirsizlik var. Merkez Bankası yine 2019'dan beri ortaya konulduğu gibi rezervlerin her yapılan çabaya rağmen rezerv birikmemesinden dolayı arka plandan döviz satmaya devam ettiği düşünülüyor. Bugün Perşembe rakamı yine Merkez Bankası açıklayacak ama onun dışında zaten her gün analitik bilançodan görüyoruz. Rezerv birikmiyor. Bu da dış ticaretin arttığı bu dönemde TL üzerinde baskı oluşturuyor. Önemli konulardan bir tanesi de piyasaya sunulmasının işte ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması beklenen enflasyon korumalı tahvil veya bono. Tahvil veya bono farkı neydi arkadaşlar? Tahvil bir seneden uzun borçlanma araçlarına verilen isim. Bono bir seneden kısa. Buradaki bu konuyu da Habertürk'teki yazısında tekrar Gökhan Şen de ele almış. Doğru ve güzel bir şekilde analiz etmiş. İki yol var burada diyor. Yani tahvil olarak sunulursa, yani bir yıldan vadesi uzun olursa talebin düşük olacağı. Tabii ki şimdi biz de aşağı yukarı bu sene içinde bir ayda, önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonun pik edeceğini düşünüyoruz. Ha tabii ki dolar buradan işte Ağustos'ta 15-33 değil de 17-50'ye yükselmiş olursa, yani bizim sene sonu tahminimizin ötesinde, sene sonunda daha kötü bir yerde biteceğini tahmin ettiğimizde enflasyon daha yüksek devam edecektir diye düşünebiliriz. Ama onun dışında işler normal gittiğini farsayalım. 2 senelik bir enstrüman çok aslında bugünden aldığınızda sizi dönem sonunda baktığınızda ya ben bu yatırımı yapmışım ama ben galiba bunu tepe noktasında almışım. Bundan sonra enflasyon düştüğü için aslında beklediğim şekilde bir getiri ya da enflasyon koruması enflasyona karşı belki yani korumakta ne kadar etkili olur bilmiyorum ama Türkiye'de
2 senelik bir enstrümanın çok kolay bireysel yatırımcılar tarafından ilgi göreceğini ben düşünmüyorum. Banka mevduatları ortalama 32-35 gün, öyle düşünün. İnsanlar daha fazla avantaj bile verseniz daha fazla uzun vadeye geçmek istemiyorlar. İkincisi, bir yıldan daha düşük bir vadede olabilir. Yani bu konuda dediğim gibi ne olursa olsun yüksek bir enflasyon döneminden geçeceğimiz için biraz daha ilgi tutabilir. Çünkü kur korumalı mevduata ben ilginin azaldığını düşünüyorum. Özellikle son dönemde. Bu bir önemli bir enstrüman olarak piyasaya çıkacaktır. Bunun etkisi ne olur? Tabii ki şimdi orada geçen seneden beri ne alıyor? İnsanlar kendilerini ve tasarruflarını korumak için adresler, borsa, konut, arsa, araba vesaire. Yani ne bir şekilde paralarının değerini koruyabilecekleri bir şey speküle ettiler. Oraya kaydırdılar. Kur korumalı mevduat başta enteresandı. O da dediğim gibi kurun nispeten iyi davranacağını düşündüğünüz dönemde mantıklıydı. Ama dediğim gibi kur çok yukarıya doğru gitmeye başladığında insanlar biraz daha aslında gelirlerinin yüksek olacağı olmasına rağmen ilgiyi biraz daha kaybettiler. Bu enstrümanın ilginin piyasada konuşulan yani borsaya biraz ilgiyi daha azaltacağı, ben çok net olarak onu görmüyorum ama baktığımızda aslında ben bankalar için biraz dezavantajlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunları sattıklarında tam olarak kur korumalı mevduatın getirdiği fonlama maliyeti avantajını bu enstrüman bankalara sağlayabilecek mi? Ondan çok emin değilim. Bankalar da çok net bir şey söylemediler. Ama işte banka negatif diye konuşuluyor. Hani bankalara satış getirebilir ve o yüzden de genel olarak biraz piyasayı aşağı çeker diye bir görüş var. Net olarak bu görüşü tamamen katıldığımı söyleyemem. Dediğim gibi biraz daha anlayıp fikir oluşturmam gerekiyor açıkçası. Ama bu da işte tavşan dediğimiz şakladan çıkacak şeylerden bir tanesinin sonucusu olacak herhalde. Kısa vadeli olması kur konusunda biraz son dönemlerdeki baskıyı azaltır. Net olarak bunu söyleyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Herkese günaydın. Piyasaya baktığımızda volatil işlemler devam ediyor. Dün satış baskısı altında kaldık. 2500 seviyesini test ettik. Buradan gelen satışlarla beraber gün içerisinde en düşük 2428 puanı gördük ama daha sonra biraz toparlama hareketi geldi. Özellikle ABD açıldıktan sonra ABD piyasalarında %1'e yakın yükselişler vardı. Onunla beraber biraz toparladık ama biz kapandıktan sonra ABD piyasalarında satış baskısı altında kaldı. Şu an için endeksin yeni güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 2430, 2420 ve 2400 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Ana destek noktamız 2400 seviyesidir. Yine bu noktanın altına sarkmadığı sürece yoğun satış baskısı, küresel piyasalardaki gibi yoğun satış baskısı beklemiyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2475 ve yine ana direnç noktası olarak 2500 seviyesini takip ediyor olacağız. Yani kabaca 2500-2400 bandı içerisinde işlemler devam ediyor gibi gözükmekte. Hisse bazında ayrışmalar oluyor. Özellikle bu kurdaki volatilitenin hızlanması durumunda veya yükselişlerin hızlanması durumunda daha doğrusu şişe tarafında pozitif hareketlilik görüyoruz. Bazı hisselerde yine Tüpraş'tan, Ereğli'de. Ereğli dün biraz satış baskısı altındaydı ama genel olarak kur tarafında böyle hareketler gördüğümüzde bu hisselerde biraz daha olumlu hareketler görme ihtimalimiz artıyor. Bunu söylemiş olalım. Yabancı yatırımcılara bakacak olursak Nisan takas oranları geldi. Takasları geldi. Burada yabancı yatırımcı 5 aydır, son 5 aydır nette satış tarafında. Nisan ayında da 3 milyar 687 milyon civarında bir TL olarak satış gerçekleştirdiler. Nette yine satış tarafında oldular. Kabaca Aralık ayından bu yana geçen her ayda eksi, nette eksi oldular.
En fazla aldıkları ilk 5 listeye bakacak olursak Türk Hava Yolları, Bimaş, Hektaş, Vestel, Petkim. En fazla sattıklarına bakacak olursak Sahol, Karmemir, Ford, Aselsan, Kozal şeklinde yorumlayabiliriz. Bankaları ayrıca tutuyoruz bu raporumuzda. Burada 3 tane banka nette alınmış, en fazla alınan Yapı Kredi, Halk Bankası, İş Bankası. Bunlar nette alımdayken TSKB, Vakıfbank, Garanti, Akbank, bunlar nette satış tarafında olan bankalar diye özetleyebiliriz. Raporumuzun detaylarını internet sitemizden bulabilirsiniz. Genel olarak diyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.